Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece çok yağmur yağdı ve çiçekleri aşağıya aldım. Şöyle balkon içerisinde. Bunu da size çekmek istedim, paylaşmak istedim. Şimdi buraları yıkadıktan sonra tekrar yerlerine koyacağım. Çok yağmur yağdı, o kadar fırtınalı yağdı ki özellikle şunun tamamen kırılacağından korktum. Şurada da çok özel türlerim var şunda. Onun da kırılacağından korktum ve hepsini aşağıya aldım. Öbür camlardakini inanın hep unuttum. Öbür camlarda da var sukulentler. Onların hepsini unuttum arkadaşlar. Böyle ve buraya koyduğumda ne kadar fazla sukulentim olmuş olduğunu gördüm. Yani yeni üretilecek olanlar, bakıma alınanlar falan filan bir sürü sukulentim var arkadaşlar. Kaktüsüm var. Arkadaşlar bugün hava çok soğuk, bozuk. Şöyle. De. Ben beslenmemi almaya geldim. Bir de meyve de alacağım bugün. Meyveyi de sizinle alalım arkadaşlar. Biliyorsunuz mutfağı temizlemiştim akşamdan. O kadar yorulmuşum ki. Biraz da üzüm mü alsam? Biraz da üzüm alayım. Ya üzüm boş. Şöyle beslenmelerimi de alayım. Çünkü bugünkü gittiğim yerde yakında lokanta falan yok. Zaten lokantada da yemiyorum. Şu virüsten dolayı. Korkuyorum. Şöyle ben hazırlanayım. İş yerinde görüşürüz. Çekebilirsem yolda da çekerim. Çünkü seviyorum bu yoldaki gidişat çekişlerini arkadaşlar. Eve dönüyorum ben. Liyim hocamız benim küçük kız için böyle tüller hazırlamış. Tütüler yapsın diye bebeğine. Biliyorsunuz dikiş dikiyordu bebeğine. O da böyle şöyle kumaşlar hazırlamış arkadaşlar. Çok değişik tütülük kumaşlar, şöyle kumaşlar hazırlamış. Bunlarla kendi bebeklerine dedi bir şeyler diksin, benden selam söyle dedi, kendisine teşekkür ediyoruz. Ablamlar gelmişler ve ben ablamlar için kardeşime geçeceğim. Memleketten geldiler. Kız kardeşime geçeceğim. Bu arada şunu göstereyim, otobüsteyim. Yani biraz önceki indiğim otobüs çok kalabalıktı. Bu bizim kendi mahallemizin otobüsü. Bayağı bir azlık oluyor ama yine de tabii bunların hepsi risk. Ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım ve şöyle bir şey var. Yani maske, mesafe ve dezenfektan kullanarak örneğin ben hiç tatil yapmadan virüs başladığından beri çalışıyorum. Biliyorsunuz ilk önce maskede çalıştım. Şimdi de kurslarımız açıldı ve çalışıyorum. Çok şükür bir sıkıntı olmadı ama en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi maskemi takıyorum. Ve mümkünse otobüste hiçbir şeye elimi dokundurmuyorum. Mümkünse hiç dokundurmuyorum. Yani dokundurduğum zaman ne yapıyorum diye şey olacak. Yok, dokundurmuyorum. Ondan sonra
Şu ana kadar bir sıkıntı olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Yani böyle otobüsten de bir çekeyim dedim. Çünkü sabahtan eşim beni işe bırakıyor. Fakat diğer şekilde beni alamıyor. Çünkü onun saatiyle benim saatim, onun yeriyle benim yerim çok farklı. Beni alması gibi bir imkan yok. O zaman kendi işi olmaz. Yani böyle bu şekilde bu da hayatın bir normali, otobüse binmek. Arkadaşlar maskeye ve çok fazla kalabalık ortamlarda başka bir yerlere durmadan tutmayı bırakırsak eğer demek ki bu iş olacak. Böyle bunu da çekeyim dedim arkadaşlar. Ablamın için kız kardeşime gidiyorum şimdi de. Yani normalde hiç bir yere bir kimseye oturmaya gitmeyen biz, onlar da çok dikkat ettiği için gidiyoruz yani şimdilik. Çünkü bir şekilde yavaş yavaş normalleşmeye başlamamız lazım. Dikkat ederek tabii ki de. İnşallah orada görüşürüz. Bakalım. Arkadaşlar ablamlarla buluştuk. Ablam bize köyden pestilimi getirmiş. Ve şöyle bizim köyümüzün çok meşhur iki tane reçelinden yapmış. Poşeti de açmadım. Şöyle arkadaşlar bu, bakın şöyle çok koyu bir pembe çilek reçelimiz var bizim. Bu çimenlerde olur, çimen çileği. Bundan yapmış. Benim çocuklarım da bunu çok severler. Bir de annemle birlikte şöyle kuşburnu reçeli yapmışlar. Tabii poşet yapışmış. Neyse. Şöyle göstereceğim. Kuşburnu reçeli yapmışlar. Yine çocuklara bundan getirmişler. Şöyle. Ondan sonra yani şundan küçük kız kardeşim bana vermişti. İki kavanoz ben yapmıştım. Bu çileği toplaması çok zor arkadaşlar. Bunu herkes böğürtlen zannediyor. Böğürtlen değil bu. Bu böyle çimenler, bu bildiğimiz çimenler var ya, çimler. Çimlerin üzerinden tek tek toplanan bir çilek bu. Çok zor toplaması ve birine toplattırırsanız da çok pahalı. Kuşburnunu da zaten bilirsiniz. Eskiden ben de çok yapıyordum. Fakat son senelerde vazgeçtim. Kesinlikle dedim, daha yapmam dedim. Ben de çok yapıyordum. Yani öyle az buz bir şey yapmıyordum. Bu sene işte bu tabii ki bizim için şey değil de çok güzel yapan satın aldığımız bir yere rastladık. O rastladığımız yerden dolayı oradan satın alıyoruz. Uğraşamıyorum. Çok zahmetli bir iş. Gerçekten çok zahmetli bir iş. Kömede bizim köyümüzün çok meşhur bir şeyi Gümüşhane'de yapılıyor arkadaşlar. Pestil, köme ve yani bizim kendi yerimizde yapılmış olduğu için daha önceki bir videomda da söylemiştim. Köye giden ve dönen herkes mutlaka pestil köme getirir ve onu dağıtır arkadaşlar. Şu bu arada benim aslında hızlı bir bulaşık makinesi boşaltma videosu yapmak isterdim size. Ama ben size sadece işlerimi sayacağım arkadaşlar. Bulaşık makinemi boşaltacağım. Ve bulaşık makinemi boşalttıktan sonra diğer işlerime bakacağım ben. Bir de şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şöyle sukulentlerimi, kaktüslerimi şu kısma dizdim arkadaşlar ve biliyorsunuz hafta sonunda bunlardan kargolama, satış yaptık. Şu saksının arkadaşlar, şu sukulentten şu saksı tamamen full doluydu. Yani şu kırık yapraklarından anlayabilirsiniz. Dibindeki bebeklerden anlayabilirsiniz. Bunun full satışını yaptık.
Ondan sonra bir tane şu taş saksılardan sukulent dolusu vardı arkadaşlar. O da şurada. Onun da satışını tamamen full yaptık. Şu aloe vera'nın bunun gibi doluydu. Onun da full satışını yaptık. Ama bu aloe vera da şimdi satıldı. Onu arkadaş satın aldı. Ona götüreceğim. Öylesine getiririm. Canın sağ olsun dedim. Arkadaş kabul etmedi. Yani çok ben ısrar ettim. O da çok ısrar etti. Hocalardan bir tanesi istedi arkadaşlar. Şunları falan da isteyenler var. Şu an onlarla henüz yazışıyoruz Instagram'dan. Böyle. Yani bende satış durumları arkadaşlar böyle. Bunu da size söylemek, göstermek istedim. Ha, şu saksının yarısının tamamı satıldı. Ben tamamını alacak diye ummuştum. Yarısını aldı. Şöyle yarısını almış olması da benim işime geldi aslında. Bu sefer diğer insanlara elimde kalmadı demiyorum. Şunlar büyüyene kadar şunları bu üste çıkartacağım. Onlar büyüyene kadar en azından bunun da satışını yaparım. O esnada onlar da büyürler arkadaşlar. Ben hiç bu kadar sukulentlerin, kaktüslerin, aloe veraların talep görüp insanların satın almak isteyeceğini düşünmemiştim. Çok şükür, Rabbime şükürler olsun. Yani evet biraz zor oluyor. Kargolamayı çok zor yaptık. Çok gerçekten zahmetliydi. Kız kardeşim bana yardım etmese kesinlikle yapamazdım. Ama yaptık yani. Sonuçta şu anda ellerine gidecek. Son bir sukulentler sayfasında video yapmıştım. İşte ne koyduğuma dair bir video yapmıştım. İnsanların çok hoşuna gitti. Çok memnun kaldılar. İnşallah ellerine gidince de memnun kalacaklar. Çünkü arkadaşlar onlar da farkındalar. Benimkilerin boyutları çok büyük. Bakın elimle ölçeyim şöyle. Bakın. Şu bir tane bunu çok zor büyütüyorlar. Bakın şunu da bana arkadaş getirmiş. Yani parmağımla ölçebilirim. Parmağımın şurasıyla ölçebilirim. Ve benimkisini şöyle. Gerçekten çok büyük. Ve bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Anaç gövde çok büyük bakın. Anaç gövde de çok büyük oldu mu bunlar da tabii ki güzel yetişiyor ve insanlar bunun bu işi yapan insanlar bunu biliyorlar ve farkındalar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah yarın başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.